Sevgili izleyenler, geçtiğimiz günlerde birçok ürüne zam geldi. Peki bu zamlar pazar tezgahlarına nasıl yansıdı? Vatandaş pazar fiyatları hakkında neler düşünüyor? Bu soruların cevabını öğrenmek için kameraman arkadaşım Batuhan Yıldırım'la birlikte Çanakkale Cuma Pazarı'na geldik. İlk olarak pazar fiyatlarına bakalım. Patates 3 kilosu 20 liradan satılıyor. Soğan ise kilosu 2 liradan satılıyor. Bunların ardından sebze fiyatlarına bakıyoruz. Dolmalık biberin kilosu 10 lira. Biberin kilosu 10 lira. Limon 5. Salatalık 6. Havuç 3,5 liradan. Domates ise 5 liradan satılıyor. Pazardaki fiyatlar böyleydi. Peki vatandaş bu fiyatlar hakkında neler düşünüyor? Şimdi bunları öğrenelim. Vatandaşların büyük kısmı pazar tezgahlarındaki fiyatların yüksek olmasına tepki gösterirken kimi ise fiyatların makul olduğunu söyledi. Geçen haftaya göre çok yüksek. Zaten enflasyon oranları belli. Bilmiyorum yani insanların, hadi bizim durumumuz iyi ama insanların satın alma gücü çok düştü. Fiyatlar 5 liradan aşağı hiçbir şey yok. Yani şu zamanda bir insan domates bile alamayacak durumda. Ki domates ana yemek biliyorsunuz. Yani çok kötü. Zaten herkes isyanda. Market fiyatları da aldı başını gidiyor. Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Pazar fiyatları, pazar valla şanslıyız. Bereket var, bolluk var. Fiyatlar makul. Fiyatlar makul. İşte bir zeytinyağı biraz çok yükselmiş. Diğer sebze meyve bol ve çok ucuz. Uzun zamandır pazar fiyatları aldı başını gidiyor yani. Geçen hafta aldığımızı bu hafta mümkün değil, alamıyoruz. Her hafta değişik fiyatla karşılaşıyoruz yavrum. Yüksek olduğunu düşünüyoruz herkes gibi biz de. Peki neler alabildiniz? Havuç almaktan vazgeçtik 5 lira olduğu için. Birkaç sadece salatalık malzeme alabildik. Çanakkale Cuma Pazarı pazarcı esnafı ise pazar fiyatları hakkında şu açıklamalarda bulundu. Pazar fiyatları gübreye, mazota, ilaca vesaire, diğer bütün ürünlere, işçiliğe, tarlada çalışan bir bayan yövmiyesi 130 liraydı, 170 lira oldu. Erkek yövmiyesi 160 liraydı, 200 lira oldu. Bütün giderleri artırınca maliyetler yükseldi. Bir kilo poşet alıyorsun, 30 lira oldu. Nasıl olacak bu iş? Vallahi bizim düşünmemiz gerek. Gübre fiyatları arttı. Daha sonra poşet fiyatlarına her şeye zam geldiği için. Yani her şeye zam gelmek zorunda. Abim benim nasılsın? Yani yapacak mısın? Yani bu çözüm bulunacak bir durumda söz konusu. Her şeye zam geliyor ama biz yapamıyoruz hiçbir şey. Üretici de mağdur zaten bu durumdan dolayı.